Marmaris'teki yangınları konuşalım. Marmaris'teki orman yangını dördüncü gününde kontrol almışa, alınmışa benziyor ve de yangının bir kişi tarafından çıkartıldığı o da ailesine kızıp ormanı yaktığı söyleyen bir adam şu anda adliyeye sevk edilmiş durumda. Biliyorsunuz yani insan öldürenler bile yani kadını öldürüyor, gömüyor, yakıyor. Öyle 10 yılda çıkıyor yani. Böyle bir ceza aldığı bir ortamda bu kadar canlıyı, yeşili, ormanı, hayvanı yakan bir insana da yani Süleyman Soylu demiş ki ya idam gibi bir cezayı bir daha konuşmak lazım demiş. Ama adam 10 yıl bile yatmaz. Hepimiz biliyoruz bu hukuk sisteminde 5 yıl yeter çıkar. Ve de e, şu anda yine her yangında olduğu gibi herkes e, büyük bir seferberlik yaşandı. İnsanlar günlerdir, gecelerdir canları pahasına e, bu yangını söndürmek, kontrol altına almak için çalıştılar. Bu sefer geçen yıldan daha iyi bir koordinasyon vardı. Çünkü geçen yıl felaketti yani. Geçen yıl böyle hazırlık sıfır. İşte havada uçak yok, helikopter yok. Bu sefer gördük ki e, helikopter vardı, uçak vardı. E, sonradan askeri helikopterler de buna eklendi. E, çeşitli ilçelerden, illerden, belediyeler de çeşitli itfaiyelerini görevlendirdiler. Canla başta söndürdük. Umarız bugün öğleden sonra bir daha başlamaz. Çünkü fırtına var bu tarafta. Yani Marmaris tarafında da fırtına görüyorum ben. Fakat eğer yangını söndürdüysek biraz soğukkanlılıkla şu meseleyi bir daha konuşabilir miyiz? Eğer yani yeterince şimdi Şahan uçak yok dedi, linç edildi. Günlerdir dövmelere doyulamıyor Şahan. Tamam Şahan'ı bir kenara koyalım. Şahan dememiş olsun bunu. Bizim bir yangın söndürme stratejimiz var mı? Bunun biraz konuşabilir miyiz? Yani Şey üzerinden değil, Marmaris yangını üzerinden değil ama genel olarak bunu biraz konuşmanın zamanı gelmedi. Mesela biliyorsunuz biz e, deprem ve dayanıklı binaları belki de çok iyi yapamıyoruz ama kurtarma meselesinde iyiyiz yani. Niye? Akutla başlayan bir gelenek var. AFAD var, şey var eğitimler veriliyor, büyük şirketler eğitim veriyor, şey yapıyor. Yani binaları güçlü yapamıyoruz. Neden bilmiyorum. Ama kurtarma kısmında Ben ona şahidim yani. İkisine de şahidim yani. Yani geri dönüşümde de iyi değiliz yani. Hani. Ama kurtarmada canla başla insanlar çalışıyor. Bir anda bir binanın üzerine 40 ekip çıkıyor. Eğer büyük çok büyük değilse, şeyse. Onu görüyorsunuz. Şimdi burada da görüyoruz ki yüzlerce, binlerce insan çalıştı. Gönüllüsüyle, orman işçisiyle, askeriyle, polisiyle, e, ormancısıyla herkes çalıştı. Ama bizim bir stratejimiz var mı? Yani şu anda işte uçakların sayısı konuşuluyor değil mi? Muhalefet yerden yere vuruyor. Yani diyor ki ya bunlar yeterince uçak yok. Bu uçaklar uçak hava traktörü diyorlar. Yani amfibi değil denizden su almıyorlar. İşte bir başka tartışma var. İşte dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediğini bugün Kübra Par biraz daha ete kemiği büründürmüş. İşte gece uçuşu yapılamıyor. Niye? Çünkü ihale 1 Temmuz'da açılacakmış. 4 Temmuz'da gelecekmiş. Bilmem ne olacakmış. Şimdi geçtiğimiz yıl ben bu konuyu Turizm Bakanı'yla konuşmuştum. Onunla ilginç bir önerisi vardı. Demiştik ya yangın uçakları, yangına müdahale uçakları, amfibi uçakları almak, personeli tutmak pahalı bir iş. Tamam koskoca Türkiye Cumhuriyeti için çok pahalı olmayabilir. Hele Türkiye'de nelere para harcanıyor yani hani. Diyanet işlerin bütçesinin beşte biriyle belki halledebileceğimiz bir şeyden bahsediyoruz ama biliyoruz aralara dokunulmaz hiçbir zaman. Ve demişti ki ya bizim şöyle bir şey üzerinde çalışıyoruz. Ya bu yangın söndürme uçaklarını Türk Hava Kurumu ya da Orman Bakanlığı yerine askeriyenin içine alıp çünkü ben de daha ona Yani uçak konusunda uzman, uluslararası bir e, firma tarafından yönetilmiyor da yani işte Türk Hava Kurumu yok o bilmem ne dağınık bir şey var, görüntü var. Öyle değil de demişti. Biz bunu askeriyenin içine almayı düşünüyoruz. Normal şartlarda farklı işlevler içinde kullanılabilmesini hayal ediyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Ve de Yangın olduğunda da işte direkt onlara mücadele, müdahale edecek. Fakat görüyoruz ki böyle bir şey olmadı. Niye olmadı bilmiyoruz. Yani acaba o son bir yıl içinde bunlar bakanlar kurulunda konuşuldu mu konuşulmadı mı nasıl konuşuldu bilmiyoruz. Şimdi bu yangını gördüğümüz kadarıyla şu anda anladığımız kadarıyla bir kişi çıkartmış. Yani henüz sıcakların getirdiği yangın değilmiş anladığım kadarıyla. Fakat şunu da biliyoruz yani bir Akdeniz ülkesindeyiz. Dünyada küresel ısınma var ve bu yangınlar tekrar edecek. Yani biz belki şimdi değil ama Allah korusun. Allah inşallah hiç vermez ama yani görünen o ki yani 10 gün sonra, 20 gün sonra, gelecek yıl yine bu yangınlar çıkacak. Peki bizim bir devlet stratejimiz var mı? Yani şimdi ben şuna bir şey demiyorum. Süleyman Sultan'ın sahadalar, belediye başkanları uyumuyor, şey yapmıyor. Ama bu tıpkı şey gibi hani afet planı olur ya, afette işte depremde toplanacak yerleri biliyoruz. Bizim mesela bir şey envanterimiz var çünkü biraz böyle kervan yolda düzülür gibi oluyor. Yani ne zaman bir felaket oluyor ve bu felaket olduktan sonra aşama 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 şey yapıyor. Mesela şimdi bu e, askeriye de bulunan en büyük helikopterler üçüncü gün mesela devreye girdi. Acaba bu mesela bir sonraki yangında böyle bir plan olsa ve dersek ya biz bunu ilk baştan bastıralım. Ne yapalım? İlk baştan stratejimizi değiştirelim. Yani gerektikçe bizi almayalım büyüdükçe. İlk çıktığında öyle bir bunu söndürelim ki büyümeden biz bastıralım. Bak bu bir stratejidir. Yani olur olmaz. Ben yangın söndürme konusunda uzman değilim. Ee, daha çok bunlar hani karada söndürüldüğünü biliyoruz. Havadan çok. Hava daha çok soğutmada. işte ilk müdahalede yer alıyor. Ee, kabloda temassızlık var. Hangi kabloda ama? Benim sesim mi gelmiyor? Görüntüm mü gelmiyor? Mertem bir şey yazdı da görüntüm gidip geliyor. Şu anda iyi mi? Var mı? Gittiği yere kadar gidelim. Kenan orada zaten. Bir şey olursa o müdahale eder. Şu an yani görüntüm var mı Elifçim? Şu an var yazdığın zaman ben anlamıyorum. Şu an sorun mu var, görüntüm mü var? Her şey yolunda devam edelim. Şu an iyi. Heh, Mertem yazdı. İletişimde böyle şeyler oluyor. Nerede kalmıştık? e, bir stratejimiz var mı? Biraz bunu konuşabilir miyiz? Çünkü bunu konuşmadığımız zaman gidiyorsun şahanı dövüyorsun. Şimdi Cem Küçük kötü, kötü ve eski alışkanlığına başlamış. Bunlar yargılanmalıya geldi yine yani. Ya bir durun Allah aşkına. Sosyal medya çıkartacaksınız, yasası çıkartacaksınız. Bunu bahane etmeyin. Zaten çıkartacaksınız yani. Bir sansürle ilgili. Yani bunu milletin kafasına vurmak için anayasaya aykırı bir adım atacaksınız gördüğüm kadarıyla. Ama mesele burada Şahan'ın dediği meselesi değil yani. Tamam Şahan'ı dövün yine. Yani birisini illa birisini dövecekseniz Şahan'ı dövün, beni dövün. Ama abi birilerinin de bunu sorması gerekiyor, konuşmamız gerekiyor. Şu kadar uçak gitti, bu kadar bilmem ne vardı. Herkes canla başla çalışıyor. Tamam, ne güzel. Buna hiç kimsenin itirazı yok. Yani ne bunu görmezden gelmeye, hiçbir kalp dayanmaz, vicdan dayanmaz. Ama ne de bunu konuşamamayı da doğru bulmuyorum ben biraz bunu konuşabilmeliyiz ya. Ya yani kaç uçak vardı havada? Bu uçaklar ne bileyim üçüncü gün gelen şey ilk gün gelebilir miydi? Bunu uzmanlarıyla konuşmamız lazım. Tabii biz bizdeki haber televizyonu evreninde bunu konuşamazsın. Çünkü uzman yok. Yani adamlar çıkıyorlar işte bir nevi şey gibi yani şov, tiyatro gibi. Beş tane, altı tane adam, her kanalda altı tane adam var. Bunlar her konuyu konuşuyorlar. Uzmanlık yok yani. Bu bir ne bileyim böyle bir e, tiyatroda ne denir buna böyle bir hani absürt demeyeyim de böyle tam aklıma gelmedi ya. Yani bir adı vardır onun. Benim gibi tiyatro dersi almış bir insan bile bak adını hatırlayamıyor şu anda zamanında. Ee, yani bunları bir şekilde konuşmamız lazım. Yani Türkiye'nin şunu konuşabilmeliyiz. Türkiye'nin önümüzdeki 10 yılda e, küresel ısınmayla beraber çeşitli sorunlar yaşıyor. E bizim bir tane orman yangını söndürme filomuz olması lazım. Ve de bu da Sürdürülebilir bir şekilde İşte niye bizde orman yangını yazın oluyor yani bir ay iki ay oluyor. E diğer zamanlarda da bunu e, sürdürülebilir bir şekilde kullanabileceğimiz bir filo kurmalıyız. Ya bunu ne zaman tartışacağız? Bu saçma sapan şeylerle şimdi baktım ben CHP'liler e, önerge vermişler diyorlar ki ya diyorlar her türlü şeye işte olağanüstü hal diye bir sürü otoyollara ihale veriliyor 21B diye biz de ezberledik artık asfalt ihalesine girmiyoruz ama biliyoruz bu ihalelerin nasıl olduğunu. Olağanüstü durum var hemen abi sen gel sana veriyorum bilmem ne yapıyorum deniyor. Niye bu yapılmıyor? Şimdi eğer soğutma çalışmaları başladıysa biraz bunun da soğukkanlılıkla konuşabilmeliyiz bence. Ama tabii işin kolayı Şahan'ı dövmek yani. Şahan dedi ki bilmem ne bu Şahan vatan ait bu Şahan bilmem ne demek işin çok kolay bir yolu. Bir de yani şey anlamında da çok kolay bir hükümet yalakalığı yani. Abi ben hükümeti duruşum destekliyoruz. Kim var bunu diyen tweet atan hemen bir buna indirelim. Ben şunda hiçbir şeyim yok. Yani insanların canla başla çalıştıklarına, hayatlarını riske attıklarına, fedakarca ya yani bakanından en aşağıdaki e, şeyine Toma'da su alıp ormana sıkan polisine kadar yani hepsinin köylüsünden ormancısına kadar çalışına hiçbir itirazım yok. Hiçbir şeyim de yok. Yani bunu diyen taş olur gerçekten buna yok abi öyle değil diye. Ama abi biraz da bunu konuşalım ya. Bir uzmanlarıyla konuşalım yani. Bu söndürmeyi nasıl yapmalıyız? Nasıl yapmalıyız? Bizim neden bir filomuz yok? Neden biz bir ihaleyi bekliyoruz hala Temmuz ayına gelmiş yani bunca aydır şey olan? Türk Hava Kurumu'nun uçakları neden yerde? Ya şimdi soralım bak tamam ilk gün sorduğumuz zaman haksızlık dayak yiyoruz. Hem yani bunu bir noktada hepimiz sorması lazım. Bu AK Parti meselesi değil, bu CHP meselesi değil, bu MHP meselesi değil, bu partiler üstü mesele. Orma, sen AK Partili bir ağaç gördün mü? Ya da ne bileyim CHP'li bir ceylan gördün mü? Yani. Ama tabi bunları böyle gargarayla konuştuğumuz zaman e, hiçbir şey e, anlatamıyorsunuz, konuşamıyorsunuz. Söyleyemiyorsunuz. En kolayı birilerini taşlıyorsunuz. Taşlama bitince de kenara çekiliyorsunuz.